üstadım. Ayasofya Camii'nde 85 yıl aradan sonra ilk defa dün herhalde Kur'an-ı Kerim kıraat edilmiş. Bu husus hakkında ne düşünüyorsunuz diye sual ediyorlar. Ayasofya bu milletin bağrında kanayan bir yaradır. 7'den 70 herkes Fatih'e hayrandır. Ama hepimiz Fatih'in bedduası altındayız. Bu vakıf bozanın üzerine Allah'ın, meleklerin, insanların laneti olsun diyor. Biz bunu hak etmiyoruz, gücümüz yetmiyor. Bu ithamdan gücü yetenler korkmalı. Ama inşallah bu bir başlangıçtır. Böyle böyle milletteki düzelmeye muvazi olarak orası da bir gün mutlaka mabet haline gelecektir. Bunların şüpheniz olmasın. Size şimdi bu vesileyle oranın nasıl olduğu da müze haline yapıldığını da söylerim ama gene birisi şikayet eder, bir daha savcıya gitmeye mecbur kalır. Mustafa Kemal hakkında Yunanlıların bir tehdidi sebebiyledir. Nesebiyle ilgili. Bu bir tavizdir küfür alemine. Tavizdir. O tavizle birlikte 1930-31 anlaşması, ikamet, ticaret, seyri, sefain anlaşması. Yüz karası bir anlaşmadır. Mübadele edilen gavurları mübadele etmekten, Türkiye'den göndermekten pişman olmuşlardır. Kısaca söyleyeyim. Lozan'da Yunanistan'daki Müslümanlarla Türkiye'deki Hristiyanları mütekabil olarak mübadele etme fikrini ortaya atan Romanya delegesi Nansen'dir. Zannetmeyin bunu bizimkiler istedi. Bizimkiler pişman oldu, buna hayır diyemediler. Pişman oldular. Onları geri getirmek için 1930'da bir anlaşma imzaladılar. İkamet, ticaret ve seyri sefain anlaşması. Bunun metnini ben Yunan Mezalimli isimli kitabının sonuna koydum, görebilirsin. İsteyen Yunanlı, vatandaş olmaksızın Türkiye'ye gelir, Türkiye'de ticaret yapar, mülk satın alır, vergisini Yunanistan'a öder. Türkiye'de vergi ödemez. Güya mukabeleten isteyen Türk vatandaşı da Yunanistan'a gider, Yunan vatandaşı olmaksızın Yunanistan'da ticaret yapar, mülk edinebilir, vergisini Türkiye'de öder. 1965 senesinde Türkiye'de bu anlaşmaya istinaden 40 bin Rum çıktı. Ve bunlar vergi vermedikleri için Kıbrıs'taki Rumlara yardım ettikleri sabit oldu. Hükümet bu anlaşmayı feshetti. Bu 40 bin Rum'u Türkiye'den kovdu, çıkardı. Beyoğlu'nda harabe binalar onların malik olduğu binalardır hala. Kimi bir vasıta buldu, satabildi, kimi satamadı. Kimileri Yunanistan'a gitti, sahibini buldu, satın aldı. Harabelerin çoğu sahibi herhangi bir surette ölmüş kalmış Rumlara ait binalardır. Ama 40 bin Rum'a mukabil Yunanistan'da bir tane Türk bile mukabeleten bulunup ticaret yapamamış. Mübadele edilen Rumların kaymak tabakasını, ticaret erbabını geriye getirdiler. 1930'dan 65'e kadar 35 sene bu milleti soydurdular. Fukara, köylü bile vergi öderken bunlar Beyoğlu'ndaki mağazaların hepsi Rum mağazasıydı. Bizim talebeliğimiz de böyleydi. Hepsi Rum mağazası. Bunlar bir kuruş vergi ödemediler.
Bizim yakın tarihimizde böyle sersemlikler çok. Bir tane misal vereyim size de nasıl bir zaaf içindeyiz anlayın. Yunan ordusu ilerlerken kasten, bu kelimeye dikkat edin, Bursa müdafaa edilmedi. Çünkü işgalin büyümesi matluptu. Büyüyecekti ki, yangın büyüyecekti ki söndürenin de başarısı anlı şanlı olsun. Bursa'ya giren Yunan kuvvetlerinin kumandanı Sofokles adında bir subaydı. Sofokles, o zamanki Yunan Başbakanı Venizelos'un oğludur. Osman Gazi Hazretleri'nin türbesini tekmeledi. Küfrederek kalk da milletini kurtar diye türbeye kolunu dayayarak da fotoğraf çektirdi. Bu fotoğrafı da benim Yunan Mezalimi isimli kitabımda görebilirsiniz. Bu adam emekli olarak 1950'de Türkiye'ye geldi. Devlet merasimiyle karşılandı. O fotoğraflar da var benim arşivimde. Osman Gazi'ye küfredip kalk milletini kurtar diye küfreden adamı biz devlet merasimiyle karşıladık Ankara'da. İlk defa Tayyip Bey'le dik duruyoruz. İnşallah devam eder. Başka bir sual sor. Bu sual neydi? Bunu cevapladın mı? He? Ayasofya. İnşallah bir başlangıçtı. Milletteki düzelmeye bakar bu iş. İdare edenlerin gönlüne, halkın ruhi talepleri akseder. Adeta ben şimdi burada konuşuyorum ya, adeta sizin dimağlarınızdan, kalplerinizden benim beynime bir kablo geliyor. O kabloların müşterek hattı üzerinde ben konuşuyorum. İnsan bir keman gibidir. Kemanda bütün sesler vardır. Çalanın istidadına göre oradan bir ses çıkar. Hatibi de konuşturan dinleyicilerdir. İdarecinin de şu veya bu tarzda hareketine medar olan kitlenin nasibidir. Kitlenin liyakatidir. Bazen ümmeti kemalin nasibi aksediyor devlet idarecilerinin gönlüne. Yanlış iş yapıyorlar. Bazen de Müslümanların nasibi seviyesi aksediyor, düzgün iş yapıyorlar. Çünkü millet tezatlı. Kemalist inkılaplar sadece bir takım dindarları asıp kesmek gibi bir zayiatla bilançolarını tamamlamadılar. Belki o asılıp kesilenler imanlarından dolayı çok bahtiyardırlar. Mazlumen gittiler ahirete. Şehiden gittiler ahirete. Siz şimdi ahirette Mazhar Müfid'e mi imrenirsiniz, Şehzade'e mi imrenirsiniz? Elbette onu asan Mazhar Müfid cehennemdedir. O mazlumiyetin tacıyla taçlanmıştır. Asıl ziyan o asılanlar değildir. Asıl ziyan beyinlerine din aleyhtarlığı fikirler zerk edilerek ümmeti Muhammed'den olmanın bütün vasıflarını kaybederek ahirete intikal etmiş olanlardır. Böylelerini milyonlarcasıyla da beraber yaşıyoruz. İnşallah ölmeden onlar da tebdili hüviyet eder de kurtarırlar ahiretlerini. Onlar da bu vatanın evlatları. İnsan acıyor. Size söyledim. Herkes bir cinayet hadisesine şahit olduğunda ölene acır, öldürene kızar. Halbuki asıl acınacak olan katildir. Biri dünya hayatını kaybetmiş, biri ebedi hayatını kaybetmiş. Bu gözle bakarsanız
bu milletin içinde ümmeti Muhammed'den olmanın vasıflarını kaybedenlere acımak geliyor insan için. Kiminle, kime öfkeliyiz? Bu kayıplara medar olacak lider vasfındaki adamlara. Başkalarını yanıltanlara. İşte onların günahını, vebalini söylemek, onlara acıma hissine husumeti galip getirmek daha mantıklıdır. Fethullah'a niye acıyayım? Onun kurbanlarını acıyorum. Fethullah'ın menfiliğini, yanlışını, günahını, vebalini söylemem de arkasından gidenleri ikaz için. Yanıltana acımıyorum. Cehennem kütüğü. Kurbanları acıyorum. Onları kurban edene husumetim de onları kurtarmak için. Netice itibariyle bu mantıkla bakın. Başka bir sual sor.